Öncelikle Sinan Ateş'in annesi Saniye Hanım'a bir soru yöneltmek istiyorum. Siz duruşmada oğlumun katilleri dışarıda dediniz. Dışarıda oğlum. Bu yargı sürecini bugün duruşmada bunu bir kez daha o içeride ifade ettiklerinizi ve hissettiklerinizi ve neden böyle dediniz bize anlatır mısınız? Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum ve bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Ta ilk baştan beri yanımızdasınız. Allah ömrünüzü var etsin. Benim oğlumun katilleri dışarıda. Benim oğlumun katilleri MHP'de. MHP'yi karalamak istemiyorum. İçindekileri diyorum. Yine tekrarlıyorum. Benim oğluma vurulan kurşundan fazla beni hiçbir şey acıtamaz. Bir canım var. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım. Bunlar benim oğlumun katili. Bunlar öldürttürdü benim oğlumu. Tamam, Eray Özyağcı vurdu. O vurdu benim oğlumu. Ama aldığı para karşılığında vurdu. Önüne çok affedersin bir kaşık yal koydular. Onun için benim oğlumu öldürdü. Benim oğlumun katilleri Devlet Bahçeli söylesin benim oğlumun katillerini. Devlet Bahçeli'den habersiz o camiada eğer ki bir nefes alınıyorsa istedikleri her cezaya razıyım. İsmi anıldığı an herkes yakasını ilikliyor. Ben çocuklarımı Devlet Bahçeli'nin değil MHP'nin içine doğurdum. Ve ben MHP'nin içinde yetiştim. Benim yaşım 70. Benim oğlumu oradakiler öldürdü. Bunlar tetikçi oğlum. Peki yani yargılama sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı da bir söz verdi. Sonuna kadar bu cinayetin aydınlatılacağına ve üzerine gidileceğine dair. Siz bu kanaatte sahip misiniz? Gerçekten bu cinayetin aydınlatılması için bir çaba var mı yoksa karanlıkta bırakılması için mi çabalanıyor? İnşallah bekliyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanından da talebimdir. Beni kabul etsin. Ben ona derdimi anlatayım. O nasıl anasına düşkündüse Sinan gelir benimle dertleşirdi. Ne zaman sıkılsa derdi ki ana geliyorum çok sıkıldım. Ruhum sıkıldı. Benim oğlumun yaptığından, attığı adımdan her şeyden benim haberim var. Her şeyi bilen biriyim ben. Bir de sizin aracılığınızla İsmet Büyükataman'a seslenmek istiyorum. O benim vekilim falan değil. Sayın da demek istemiyorum. Dua etsin 3 dönemdir milletvekilliği yapıyor. İnegöl rampasına doğru gelirken benim oğlumla konuşup benim oğlumun ona verdiği neyse onun hatırına olsa benim oğlumun birazcık arkasında dururdu. Adam olsaydı birazcık arkasında dururdu. Ben ne olduğunu biliyorum. Ne konuşulduğunu da biliyorum. Ve hangi noktada konuşulduğunu da biliyorum. Ama ona yazıklar olsun ki benim çocuklarım, torunlarımın dedesiydi güya o. 3 dönemdir rahat koltukta. Ölümsüz mü? İnsan onun hatırına olsa birazcık Sinan'a bize bir baş sağlığı dilerdi. Utanmadan dedi ki beni kabul etmediler. Böyle bir talebi olmadı bizden. Asla olmadı. Bizim evimize gelip giden birisiydi. Hakkımı helal etmiyorum ona da. Oğlumun 12 yıllık hakkını da helal etmiyorum. 12 yıl danışmanlığını yapmıştı. 12 yıl oğlum danışmanlığını yaptı. O yatağına kalkmadan benim oğlum ondan önce geliyordu. İsmet Bey dediğin zaman benim oğlum böyle yakasını iliklerdi. Ona öyle bir saygısı vardı ki. He ne bekliyorum mahkemeden de uzatmayacağım. Çok bir şey beklemiyorum. İnşallah adil bir yargılama olur. Peki bir şey sormak istiyorum ben. 640 gün geçti. Oğlunuzu, kardeşinizi, canınızı kaybedeli. 640 gün sonra baktığınızda Sinan Ateş sizce neden öldürüldü? Var mı kafanızda bir tahmin ya da bilgi? Oğlum onun nedenini Devlet Bahçeli söyleyecek. Benim oğlumun haberi yokken telefon ettirdi. Dedi ki seni ocak başkanı atadım. Oğlumun haberi yoktu. Ben hemen aradım oğlumu. Dedim ki oğlum niye benim haberim yok bundan? Çünkü benim çocuklarım asla benden bir şey gizlemez. Dedi ki anne benim haberim yok ki. Benim haberim yok bana. Böyle böyle bir tebliğde bulundular. Emirdir ben yerine getirdim. Sonra tekrar bir duydum görevden alındı. Aradım oğlumu. Anne öyle gerekiyormuş dedi. Devlet Bahçeli dedi ki dedi. İstifa et oğlum. Senin istifa etmen gerekiyor. Dedi ben oğlum 70 yaşındayım. 70 sene daha yaşamayacağım. Belki şuradan dışarıya çıkmayacağım. Ben kimse için ne yalan söylerim ne kimseyi karalarım. Böyle bir şey ömrümde yapmadım.
asla da dediğim gibi helal etmiyorum. Oğlumun haberi yokken atadılar. Oğlumun haberi yokken oğlumu aldılar. O zaman amaç neydi? Oğlumu öldürmek miydi? Bunu Devlet Bahçeli verecek bunun cevabını. Bütün hepsi Devlet Bahçeli'de. Peki benim oğlum ona sunduğu şeylerden dolayı mı benim oğlumu görevden aldı? Ne sundu kendisine biliyor musun? Kendisi söylesin oğlum. Kendisi söylesin. Söylemezse ölmezsem söylerim. Bak İsmet Büyük Ataman davasını ben ilk defa size söylüyorum. Artı ben sizi evladım gibi seviyorum. Allah ömrünüzü var etsin. Bu İnegöl'de bahsettiğiniz görüşme ne zaman oldu? Yani içeriğini söylemeyeceksiniz anladık ama bu tehditler sırasında mı oldu? Yok Sinan oğlum o çok önceden oldu. Çok önceden çok oldu. Önceden oldu. Gün gelecek ben onu size açıklayacağım. Peki Sinan Ateş sizin... Dosya size mı verildi ya da bir konuşma mı geçti? Bir konuşma geçti aralarında. Dediğim gibi içeriğini ben size açıklayacağım oğlumunum. Çünkü ben bak şimdi sizi gördüm ama ben sizi seviyorum. İlk önce size açıklayacağım onu. Sağ ol. Sağ ol. Peki oğlunuz Sinan Ateş size tehdit edildiğine dair. Çünkü biliyoruz ki çok hedef gösterildi. Göz göre göre bu maalesef olay yaşandı. Size tehdit edildiğini anlatmış mıydı? Bu konuda tabii herhangi bir anlamış tabii ki. Oğlum bir akşam beni aradı. Dedi ki anne yarın işte 10 kişilik bir kahvaltı grubu gelecek. Geldi. Aradan yarım saat geçti geçmedi. O Mersin'de öldürülen çocuğun abisi aradı oğluma. Evet. Çağrı Ünal'ın değil, Emrullah Kaplan'ın abisi Kaplan. Aradı. Benim oğlumu tehdit ediyor. Benim salonumda, o da dedi ki kardeşim senin kanın benim elimde değil. O zaman benim oğlumu tehdit ediyorlardı. Senin kanın bende değil, sen git. Olcay Kılavuz'la İzzet Ulvi Yönter'e sor bunu dedi. Senin kardeşin benim de kardeşim dedi. Biz aynı camiadanız dedi. O da dedi ki ben buna bizzat şahit oldum. Ben polisim. Ben bu kanı senden alacağım dedi. Dedi ki azdan az gider çoktan çok gider. Ben senin kardeşinde en ufak bir dahilim yok. Haberim de yok dedi. Sinan'a şey yapmak için gözdağı vermek için Çağrı'ya suikast düzenlediler.